Hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce ekmek parasını kazanmak için çalışırken Soma'da, Zonguldak'ta hayatını kaybeden maden işçileri ve tüm işçilerimiz için bugün Şanlıurfa'da ayrıca mitinge giderken vefat eden 5 işçimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Değerli basın emekçileri ve sevgili Akhisarlılar, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve bayram günü olan bugün, aynı zamanda emeğinin karşılığını alma yolunda hayatını ortaya koyanların alma günüdür. 1856 yılında Avustralya'da yanan ateşin tüm dünyada köleliğe karşı bir volkan oluşunun yıl dönümüdür bugün. 1886'da hak arayan işçilere yapılan baskılardan 1977'de verilen canlarımıza kadar emperyalizme karşı verilen mücadelede safların daha fazla sıklaşması ve bu onurlu yolda asla yorulmamamız gerekliliğinin hatırlanması günüdür. Bugün yüzlerce ülkede kutlanan işçi sınıfının uluslararası birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. İşçi sınıfının uyandığı gündür bugün. Bugün sadece belirli saatlerde toplanılıp etkinliklerin gerçekleştirildiği gün değil de işçilerin ve emekçilerin her dakika akıllarda olmaları gerektiğini hatırlatan bir ders günüdür. Emekçilerin birbirlerine karşı kışkırtılmaya çalışıldığı bu günlerde sınıf bilincinin önemini fark etmemiz ve fark ettirmemiz gerektiğini hatırlatan gündür. Emek en yüce değerdir. İnşaatta kürek tutan işçiden, fabrikada makine bekleyen işçiye kadar, sabah 5'te yol süpüren çöp işçisinden, tarlada çapa sallayan çiftçiye kadar, emeğin her daim ön planda olduğu günler için var gücümüzle çalışmalıyız. Okuyarak, araştırarak, anlayarak ve anlatarak. Bilinsin ki, haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlik devam ettiği sürece, emek karşılığını alamadığı sürece, çiftçide çapa sallarken, inşaat işçisinde kürek sallarken oluşan nasırlı eller, kapitalizmin başına bir balyoz gibi inecektir. Üretimin ve emeğin ön planda olduğu, ikinci sınıf vatandaşlığın ortadan kalktığı, hak aramanın, eleştirmenin, konuşmanın, yazmanın, çizmenin, itiraz etmenin özgür olduğu bir memleket istiyoruz. Krizin faturasının halka değil de sorumlusuna kesildiği bir memleket istiyoruz. Kadınların öldürülmediği, çocukların ses çıkarmasına gerek duyulmadığı bir memleket istiyoruz. Emeklerin karşılıklarını isteyen işçilerin gaz yemedikleri bir memleket istiyoruz. İşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, gazetecisi, sanatçısı, öğrencisi, genci ve yaşlısıyla emek tüccarlarının değil, gerçek emekçilerin öncülük ettiği 1 Mayıs kutlamaya başladığımızda, özlem duyduğumuz günlere kısa sürede kavuşacağımız olan inancımla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaşasın 1 Mayıs işçilerin uluslararası birlik ve dayanışma günü. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük.
dönecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, gün gelecek.